Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bana yorumda en çok sorduğunuz sorunun cevabını bir video halinde sizlere açıklayacağım. O soru da şu: abi işte kardeşim Rocket League'de kamera ayarları nasıl olmalı, ayarlar nasıl olmalı, ne bileyim işte hangi arabaya hangi ayarı yapmalıyız tarzında envai çeşit soru geliyordu bana arkadaşlar. Ve bu sorulara bu videoda yanıt bulacağız ama şöyle bulacağız. Benim çok eskiden bir videom vardı, Aralık-Ocak ayında attığım, kamera ayarı adı altında. Ben o videoyu sildim ve tekrar yükleyeceğim. Üzerine biraz ekleme yaparak tekrar yükleyeceğim ve sizlere sunacağım. Aslında böyle bir şey düşünmüyordum ama çok fazla soru geliyordu bu konu hakkında. Ben dedim bu konuyu aradan çıkartalım ve bir an önce açıklığa kavuşturalım dedim. O zaman videomuza direkt geçelim. Videomuza geçmeden önce iki tane duyurum var. Onları da çok kısa açıklayayım. Bir tanesi, Discord'da yeni turnuva başlattık arkadaşlar. 1v1 turnuvası. Her ranka ayrı turnuva yaptık. Onun da detayları Discord kanalımızda var. Discord linki de açıklamada var ve Discord'da ayrıca çekiş de var. İkinci duyurumda Instagram hesabımız 1000 takipçiye ulaştı. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Instagram'ımı da takip ediyorsanız mutlaka edin. Oraya da yakında güzel böyle içerikler paylaşmaya çalışacağım burada olduğu gibi. O zaman şimdi lafı çok uzattık, kusura bakmayın. Videomuza geçelim. Aşağıdan da 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman direkt kamera ayarlarımızın videosuna başlayalım. Selam arkadaşlar, bu videoda sizlere Rocket League'de kamera ayarları en iyi şekilde nasıl olur, hangi kamera ayarlarını kullanmalısınız, profesyonel oyuncular hangi kamera ayarlarını kullanıyor, bu 3 başlık altında kamera ayarları konusunu işleyeceğiz. Buradan ayarlara gelelim. Dediğim gibi biz kamera işleyeceğiz ama burada ben her şeyi göstereceğim, yani sohbet de göstereceğim, ekstraları da göstereceğim belki. Şimdi buradan gameplay'e geliyorum arkadaşlar. Burada yazılı sohbet herkese izin ver. Yani işte bunu sadece kalıp yaparsanız, sadece kalıp dediğimde şu, yani bunlar kalıp oluyor. Adam size ne bileyim böyle klavyeden yazıp bir şey yazamıyor, küfür falan edemiyor. Hani ona yarıyor, güzel bir şey. Hızlı takım sohbeti böyle şeyler işte. Yani tit oluyorsanız eğer sadece takım sohbeti yaparsınız ya da devre dışı bırakırsınız komple. Bunu yarıyor. Sesli sohbeti ben devre dışı bırakıyorum, gereksiz. Yani adam biri gelip mikrofonda böyle yani silem açıp bağırırsa hani onu önlemek için. Bölünümlük ekran düzeyi bu dikeyde kalsın, bunu çellemeyin. Çapraz platform oyunu. Bu neye yarıyor? Çok kısa şöyle söyleyeyim. PlayStation, Xbox bir de Nintendo oyuncularıyla beraber oynamanıza yarıyor. Nintendo oluyor mu bilmiyorum ama oluyordur büyük ihtimal. Bunlar internetinizle alakalı bir şey. Bunlar varsayılan da kalsın, ellemeyin. Rekabetçi ligler. Bunlar da maç sonunda işte hangi kümedeysiniz onları gösteriyor. Bunları yani hiçbir şekilde ellemeyin. Bunu geçiyorum. Burada kontrollerim var. Şöyle göstereyim benim controller ayarlarımı. İşte controller ölü bölge 0-10, 0-80 bu şekilde. 0-80 çok fazla ama ben hatta şu 0.65-0.70 arası iyidir. Hatta mümkünse 0.50'yi çekmeyi deneyin. Bu da şöyle söyleyeyim. Ya bunu böyle fullediğiniz zaman kolu böyle çok az hareket ettirdiğinizde bile çok sağa ya da sola kayabiliyor. O yüzden ya 0.50 ile 0.70 arası idealdir. Şimdi oyun kolu titremesi ben devre dışı bıraktım, size kalmış. Top kamerası modu değiştirde kalsın, yani bir tuşa basınca direkt değiştirin, basılı tutmayın, hiç kasmayın. Arayüze bakalım. Ya burada burayı da çok oynamayın ama ya burada size gösterebileceğim böyle çok önemli bir ayar varsa şu top göstergesi mesela mutlaka açık kalsın. Onun dışında röntgen modu, hani bunu keyfinize göre de açmayın. Bunlar da %100'e kalsın, bunu söyleyeyim. Görüntü zaten bunlar grafik ayarları. Bir mesela hepsi sistemin güzel olduğu için yüksek kalitede. Ses ben böyle oynuyorum. Sesi videoda çektiğim için bu şekilde. Sohbet, buradan sohbetten ayarlarınızı yapabiliyorsunuz her türlü. Mesela takıma bilgi vereceğiniz zaman mesela benim bir de geliyor var. Yani geliyor ne demek? Yani mesela topa vuracağım, geliyor diyorum. Adam çekiliyor, anladın mı? Ya da vuruşu yapıyorum falan diyorum. Mesela ikide böyle tamam teşekkürler, sağında solunda böyle şeyler koyabiliyorsunuz. Ekstralarda da satın alma kodu vesaire bir şeyler var. Şimdi biz en önemli kısmımıza gelelim. Kamera ayarı nasıl olmalı? Şimdi kamera ayarı çok ayrı bir konu. Çünkü bana güzel gelen bir kamera ayarı size güzel gelmeyebilir. O yüzden ne yapacağız? Serbest oyuna gireceğiz. Benim mesela kamera ayarım bu. Hafif bir tık yere yakın gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde kameramla oynuyorum. Bir de kolumu da takayım. Şimdi bu benim kamera elim. Ya bu benim olduğu için size güzel gelmeyebilir. Ama şöyle bir göstereyim yani. Mesela yani yere daha yakın, böyle sahanın neredeyse tüm çevresini görebiliyorsunuz. Arabaya çok yakın değil. Böyle bir kamera ayarı. Şimdi bunu bir de dilerseniz gelin varsayılan yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Şuradan bakın, kamera ayarımı da unutmayayım. Şuradan bakayım da ayarlar gitmesin. Bir varsayılan yapalım bakalım ne oluyormuş. Şöyle bir bakın kameraya. Şu an benimki. Gelin bir de bunu varsayılan yapalım bakalım ne kadar fark ettiriyormuş. Varsayılan yaptım. Aha da böyle oluyor. Yani sahanın böyle tam çevresini göremediniz. Böyle bir şey bak. Mesela topa vuruyorsun. Böyle sarsılma var, görüyor musun? Şeyde yani. Böyle bayağı bir fark ettiriyor. Mesela ne bileyim bir dribbling yapmaya çalışıyorsun. Sahanın çevresini tam göremiyorsun gibi gibi. Bir sürü şey var. Şimdi bunu değiştirdiğiniz zaman siz oynayışınız yani bir tık alışamayacaksınız ilk başta ama böyle daha fazla gelişecek. Mesela gol atmaya çalışıyorum, bak atamıyorum çünkü sahanın çevresini göremiyorum. Bu kamera ayarını nasıl yapacaksınız ona gelelim. Şimdi burada kamera ön ayarı diyor, bu nedir? Şöyle bir bakalım. Mesela burada dengeli, geniş açı, eski. Mesela dengeli yapalım, böyle bir şey geliyor. Hani ön ayar kullanmanız bence çok doğru olmaz çünkü her şey kendiniz ellemeniz, ama kendiniz ellemeniz derken dengeli bir şekilde kendinizin ellemesi çok daha doğru olur. O yüzden şimdi buraya varsayılan yapıyorsunuz. Ben kendi kamera ayarımı göstereceğim, sonra profesyonel oyuncuların kullandığı kamera ayarını göstereceğim size. Kamera sarsılması kesinlikle kapalı oluyor. Yani bu ne işe yarıyor? Topa vuruyorsunuz abi, kamera şey olmuyor böyle oraya buraya gitmiyor, buna yarıyor. Ve bu kişisel bir şeydi. Bu kesinlikle her türlü kapalı olacak. Şimdi burada görüş alanı mutlaka yüzün üstünde olsun. Ben 110'da kullanıyorum. Niye 110'da kullanıyorum? Böyle sahayı komple göreyim diye yani. İyice çevrelesin diye. Uzaklık 270 benim. Yüksekliğim 110. Yükseklik daha fazla olabilir bu arada. Kişisel bir şey. Ben biraz daha yere yakın olmasını seviyorum kameranın. Açı -3'te kalıyor. Katılık 0.60. Bu katılık da ne işe yarıyor tam ya böyle fikrim yok çünkü kamerayı çok eskiden beri kullanıyorum ama şöyle bakalım katılık ne işe yarıyormuş diye. Kameranın arabanı ne kadar sertçe takip ettiğini belirler. Yani siz katılı atıyorum 1.0 yaparsanız çok sabit kalıyor kamera. Böyle en dibe vurduğunuz zaman kamera böyle bir anda yön değiştiriyor. Ona yarıyor sanırım. Buradan çıkaracağımız anlam da bu oldu. Şimdi dönme hızı, pardon dönme hızıymış o. Yanlış söyledik. Neyse dönme hızı ben 5.5'te kullanıyorum. Bunu eğer siz bakın şimdi burayı getirirseniz ne oluyor? Bir bakalım. Bak kamera... Gördüm bir anda dönüyor abi topa yani. O yüzden bunu böyle dengeli bir şekilde tutacaksınız. O yüzden dönme hızı benim 5.50. Şimdi bunu böyle yaptım. Geçiş hızımda 1.40. Ters dönme de açık. Ters dönme açık olsun arkadaşlar. Yani daha iyi olur sizin için. Kamera sarsılmasına nasıl kapalı oluyorsa ters dönme de açık olsun. Şimdi benim kamera ayarlarım bu. Bir videoyu varsayılanı çevirdiğim dakikayı alın. Bir de şimdi alın. Bakın ne kadar fark etti. Yani sahayı daha böyle çevreleyen bir görüş. Ama kamera böyle çok üstte değil. Yani olması gereken kararlılığında gibi bir sürü şey fark etti. Şimdi size bir de profesyonel oyuncuların kamera ayarlarını göstereyim çok hızlı. Şimdi şöyle bir site var. prosettings.net diye. Rocket League Pro işte pro oyuncuların kamera ayarlarını gösteren bir site. Şimdi burada ben size çevireyim. Dedi yükseklik, angle açı, stiffness katılık, swivel ne bilmiyorum ya, büyük ihtimal geçiş hızı falandır ya dönme hızıdır, öyle bir şeydir. Ballcam'de zaten toggle, yani toggle dediği de ballcam'i hani tek bir tuşla mı ballcam'e geçeyim yoksa basılı tutarak mı geçeyim. Şimdi burada birden başlıyor yani Squishy'den başlıyor en baba oyunculardan, alta doğru iniyor. Mesela Squishy'e bakalım, her şeyi gösteriyor burada. Kontrolcüsü DualShock 4. Şeyi ekranı ya yani monitörü BenQ XL2540. Mesela bakalım abi BenQ XL2540'a. Burada gözükmüyor tabi. Ama siz buradan aratıp sonra detaylıca bakabiliyorsunuz. Kamera sarsılması hayır. Ondan sonra görüş alanı 110. Mesafe 270. Pardon uzaklık 270. Yükseklik 90. Bak benim mesela yüksekliğim 110'du. Squishy 90'a çekmiş. Hani isterseniz Squishy'nin şeyinde deneyebilirsiniz. Açı -5. Ama tabi bu adamın kişisel şey yani herkes için yapmıyor bunu. Kendi nasıl en iyi oynuyorsa öyle yapıyor. Bak mesela Justin'e bakalım. Justin de çok sağlam e-sporculardan biri. Mesela onun -2. Yüksekliği 100. Yani buradan deneyeceksiniz abi. Ya benimkini deneyeceksiniz ya da böyle profesyonel oyuncuların ayarlarını deneyeceksiniz. Kendinize en uygununu seçeceksiniz. Ama bakın hepsinde tek bir ortak nokta var. Kamera sarsılması hepsinde hayır abi. Yani böyle hiç kamera sarsılması evet seçeneği yok. Bu önemli. Buna dikkat edin. Bu ayarları deneye deneye en optimum mu denir artık, en uygun mu denir, kendinize o ayarı bulun. Rocket League'de kamera ayarları ve diğer ayarlara kısaca göz attık. Bu şekilde bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın bu tarz içeriklerin devamı için. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Rocket League içerikleri devam edecek. Gelmeye rehberlerdir falandır filandır. Şimdilik hoşça kalın.